Evet, petrol yanmak içindir. Bal, yemek için. Her biri özel işlevleri için vardır. Bir diğeri olmaz. Gübre böceğinin mutluluğu gübrede yaşamaktır. Arının mutluluğu güllerde dolaşmakta. Siz, gübre böceğini güllerde yaşatıp arıyı gübreye batırırsanız, Rabbül Alemini tanımıyorsunuz demektir. Yaratılmış her birim Rabbül Alemini tanıyacak diye bir kural yoktur. Karşınızdakinin Rabbinin onu yaratmaktaki muradını anlamamışsanız işlevine bakarak, bu defa onu kendi Rabbinizin istediği gibi olmaya, yaşamaya zorlarsınız. Böylece de ona zulmetmiş, zalimlerden olmuş olursunuz. Cehenneminizin ateşini tutuşturdunuz. Hastalıkların kapısından içeri girdiniz. Çünkü gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bu isteğinizde ısrar sonucu, üzülmeye ve kızmaya başlayacak, bu konuda aşırı gidince de yanacak, hastalanacaksınız. Oysa fark etseniz, bilseniz, idrak etseniz, hazmetseniz bu gerçeği, hastalığınıza, yanmanıza sebep olan olayın ateşi sönecek ve cehenneminizden azad olacaksınız. Fark edin artık Rabbül Alemin olmadığınızı ve asla olamayacağınızı. Allah sizi ateşe atmaz. Siz Rabbül Alemin'i inkar suretiyle kendinizi yakmaya başlarsınız. Rabbül Alemin demek başka şeydir. Rabbül Alemin'e iman etmek başka şeydir. Rabbül Alemin'i seyretmek başka şeydir. Kesinlikle kavrayalım ki Rabbül Alemin her birimi kendine özgü bir işlevle yaratmıştır. Kimseyi kendi işlevinizi yerine getirmesi için zorlamayınız ki yanmayasınız, hasta olmayasınız. Hastalıkların pek çoğunun kökeninde üzüntü, stres ve elbette Rabbül Alemin'i inkar yatar. Sonuç, kişinin cehenneminde yanmasıdır. Nebilerin dahi kendi eşlerine ya da evlatlarına faydası olmadığını, yani yaratılış işlevlerini değiştiremediğini okuyabilmişseniz, siz de bu yüzden cehenneminizde yanmaktan kendinizi azat ediniz. Şurası kesindir ki, hiç kimse Rabbül Alemin'in belli bir işlevle yaratmış olduğu yapıyı değiştirmeye muktedir değildir. Kur'an-ı Kerim, geçmişin hikayeleri kitabı değil, sünnetullahı, kah olaylara dayalı, kah da işaret, mecaz yolu anlatan bir kitaptır okumasını bilene. Buna göre her insan Rabbinin, yani kendini meydana getiren Allah isimlerinin işaret ettiği manaların açığa çıkma mahali olarak yaratılmıştır. Bu işlevi yerine getirmeme gibi bir şansı yoktur. Siz varoluş programınıza uymayan programlarla beraber olmama seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama asla karşınızdakinin programını değiştirtme gibi bir yanlış yola girmeyiniz. Zira bunu yaparsanız o yanlış yolun sonucunda varacağınız yer cehenneminiz olacaktır. Çünkü hiçbir yaratılmışta karşısındakinin programını değiştirme kuvvesi yoktur. Siz ancak hakkı tavsiye edebilirsiniz ama asla zorlama hak ve yetkiniz yoktur. Bunu denerseniz sonuç hüsrandır. Rabbül Alemine, her bir alemin, birimin, belli bir programla var edenine, iman edene ise ne bir korku vardır ne de bir hüzün. Artık o tatmin olmuş bir bilinç haliyle cennet yaşamına davet edilir, razı olmuş olarak. Cehenneminden kurtulmak nefsini tanımaktan değil, Rabbül Alemine, tekrar edelim, her bir alemin, birimin belli bir programla var edenine iman etmekten geçer. Bunu çok iyi anlayalım. Ahmet Hulusi, 22 Kasım 2005. Kendisine sonsuz selam ve sevgilerimizle.